Fath surası. Fath surası Medine'de nazil bo'lgan. Masoniylardan hisoblanadi. Xabar jumla bilan boshlangan. Nazil bo'lish tartibiga ko'ra 111-chi sura. Mushafdagi tartib raqami 48. Sura mushafda 4,5 sahifaga joylashgan. Oyatlar adadi 29 ta, kalimalari 560 ta. Harflari esa 3479 ta. 26-cı cüzünün 10-cı ve 14-cı sahifeleri de caylaşken. 14-cı sahifenin yarımı hesabdı. 10-cı sahife ise toluk. İnna fatahna fatah surası bilen başlanadı. Fatah degeni özü aç degeni. Aç degeni, lakin bu yerde yani Mekke fatha nazarda tutulgan. Ne fakat Mekke fatha, belki umumen yurtlarının Müslümanlar tarafından feth etilişi nazarda tutulgan. Feth surasının fazileti barası da feth surası indi o'sha 100 tallik yo'q, masoniylarning oxirgilari. Fath surasidagi hujurot mufassalning boshlanishi hisoblanadi. Mufassal yo hujurotdan yo qofdan. Ba'zi ulamolar hujurotdan boshlab mufassal deb aytadi. Ba'zi ulamolar yo hujurot ham masoniyga kiradi-da, qofdan uyog'i demak mufassal bo'ladi deydi. Har ikki qavlda ham bir narsa o'zgarmaydi, ya'ni har ikkisida ham ma'no deyarli bir xil bo'ladi. Asosiysi qofning pasi mufassal ekanida ixtilof yo'q. Lekin ayrimlar hujratdan boshlab mufassal deydi. Agar biz hujratdan boshlab mufassal desek, demak Fath surasi masoniylarning oxirgisi emas, oxirgisidan oldingisi bo'ladi. Hujrat masoniyning oxirgisi bo'ladi. Agar biz hujratni ham mufassalga qo'shsak, unda mana shu Fath surasi masoniy suralarning oxirgisi hisoblanadi. Bu degani masoniy haqidagi hadislarga inna fatahna Fath surasi ham dohil bo'ladi. Fath surasining ma'nolari bilan tanishish asnosida biz suraning qissalari, nozil bo'lish sabablari va boshqa atroflicha ma'lumotlarni o'rganib o'tamiz. Ibn Umar roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Shomda allazina kafaru va saddu an sabilillah bilan, ya'ni Muhammad surasi bilan Fath surasini zam sura qilgan ekanlar. Abu Barza roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bomdodda inna fatahnani o'qir edilar deydilar. Fath surasiga oid bir hadis bor. Uni biz İmam Buhari'nin sahihlerinde topamız. Ve bu hadisinde biz Şemail dersinde Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı tarannum kılıçları bağrasındaki babda örgenip ötkenimiz. Onun göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fath surasını öyle şunu diye tarannum bulan ahen kılıp okuyanlar. Ve onu Abdullah ibn Muğaffel eşitken ve onu rivayet kılgen. Bu hadisini hem biz kısa devamında örgenip ötemiz. Endi sura kerimenin manaları bilen tanışıp ötemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Suranın hususiyetleri bırakın. Suranın hususiyetleri. Bu ham bolsa surada sakine sözü 3 marta tekrarlangan. Sakine bu ne vadesi? Sakine bazılar farişte deydi. Bazılar farıştelerden başka bir yani şu farıştalarga o'xshash mahluqotki
ular tushgan joyda xotirjamlik bo'ladi deyiladi. Yana uchinchi ma'no sakina o'zi umuman sukunat, osudalik degan ma'noni anglatadi deyiladi. Mana shu sakina so'zi demak ushbu surada 3 marta takrorlangan. Va demak bu sura qalbga xotirjamlik berish fazilatiga ega deb aytiladi. Mana shu jihatdan kelib chiqib. Va bu surada sahobalarning vasflari kelgan. Inshaalloh oyatning suraning oxirgi oyatlarini o'qiganda biz mana bu ma'nolar bilan tanishib o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Biz senga ochiq oydin fathni berdik. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Allah seni aldığın gibi kengi günahlarını mağfurat kılışı üçün ve seni nimetini tügel kılışı üçün ve seni doğru yolga başlaşı üçün bu. Ve Allah seni nihayette uluğu var, galip buladığın nusret yardımını birişi üçün. Deyip bana şu ayetler bilen sura başlanadı. Fatih surası kaçan nazil bugün? Fatih surasının biz nazil buluş sebepleri, nazil buluş vaxtlarını tasavvur kılış için demek Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hayatlarına nazar salamız. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özü bu suranın bir de fazileti şu ki deyelim. Bana şu suranı okuyan adam manalarını tedabbur kılsa Rasulullohning alayhissalotu vasallam va sahobalar bilan birga yashagandek bo'ladi. Ya'ni o'sha davrni ayni o'zini hikoya qilgan. Biz hozir o'rganamiz mana Fath surasi, Muhammad surasi oldingi sura. Undan keyin Fath surasi, undan keyin Hujurat surasi. Uchala sura qator madaniy suralar. Mana shu uchala surada shunday bir kayfiyat borki, uchala sura ham bevosita Rasululloh alayhissalotu vasallam va sahobalar yashab turgan muhitni, jamiyatni hikoya qiladi. Shuning uchun Fath surasini o'qigan odam go'yo sahobalar bilan birga yurgandek bo'ladi. O'shalarning davrlariga tushib qolgandek bo'ladi. Chunki bu surada ayni o'sha davrdagi voqelik o'z ifodasini topgan, ya'ni ma'lum bir darajada. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari, muhojirlar xususan makkaliklar Ka'baga o'zgacha bir, Makkaga o'zgacha bir muhabbatda shavqu zavqda edi. Makka İbrahim Aleyhisselam'ın davrından beri mukaddes hac kılınadigan, ziyaret kılınadigan yurt idi. Araplar cahiliyet peyde hem hacını tutuşmagan, hac kılıngan. Hacının amellerini, bazı bu rükünlerini, adablarını buzuşgan, lekin hacını kılışgan. Külünü özgertirişgan, amellerini özgertirişgan, lekin hac özü saklangan. Araplarının nazdida Kabe'ye bo'lgan muhabbet, şavq, unga talpinish nihoyatda yuqori edi. Xususan fil hodisasidan keyin Makka ahli Ka'baning sharafi yana ham ortib ketdi. Xususan ayniqsa mana makkaliklar Rasululloh akram alayhissalotu vasallam bilan Madinaga hijrat qilgan musulmonlar yurtni sog'inishar va u yurt Makka bo'lgani uchun unga yana ham boshqacha shavq zavq bilan bo'lishar edi. Lekin Makka ahli Qurayshliklar Müslümanlar bilan uruş şaraiti de ki onların kelişke onların Mekke'ye kelim umre hac kılıçtan tos şaraiti. Kur'an-ı Kerim'de yasudduğun anil mescidil haram geledi. Ve saddukum anil mescidil haram. Sizlerin mescidil haramdan tostu. Tos şaraiti ayetler geledi. Ne gedise öz aslında Kabe'den hiç kim tosulmasını gerek. Ziyaretçi Kabe'den tosulmasını gerek. Bu kaide. Madomiki Ka'baga ziyorat uchun kelgan odam bo'lsa, urushmoqchi emasmi, dushman emasmi? Bo'ldi. U yaxshi ko'radi, uni odamlar u yerdagilar yaxshi ko'radimi, yomon ko'radimi, man qilish mumkin emas. Chunki bu Allohning bayti mana shundoq belgilangan. Ibrohim alayhissalomning davridan beri ish shu edi, mana shu edi. Lekin Makka mushriklari, makkaliklarning o'zi muhojirlarni Madinada yashayotgan muhojirlarni, musulmonlarni va boshqa umuman musulmonlarni Makkaga kelishdan to'sib buni man qilib qo'yishgan. Umriga ham kelisha olmaydi, hajga ham borisha olmaydi. Lekin ular doim hajga, umriga borishga, Ka'bani ziyorat qilishga hamisha ishtiyoqmand edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tush ko'rdilar. Tushlarida
sahabalar bilan birgalikda soch oldirgan holatda Ka'bani tavof qilayotganlarini, umra qilayotganlarini, Makkaga borganlarini ko'rdilar. Keyin turib sahabalarga aytdilar: "Mana men tush ko'ribman, tushimda mana shundoq bo'pti. Harakat qilamiz, umraga boramiz", dedilar. Umraga tayyorgarlik ko'rildi. Zulqa'da oyining avvali edi. Hijriy 6-sana Zulqa'da oyining avvali edi. Milodiy hisobda 627-yil bo'ladi. Sahabalar, Rasul Akram aleyhissalatu vesselam boshliq sahabalar va yana boshqa arablar ham bor. Madinada musulmon bo'lmagan arablar ham hajga borishardi-da. Ularga ham Rasul Akram aleyhissalom aytdilarki, xohlasanglar biz shunaqa umraga ketyapmiz, birga borsanglar, birga ziyorat qilib kelamiz dedilar. Madinadan tashqaridagi arabiylarga ham, boshqa arablarga ham e'lon qildilar. Biz umraga bormoqchimiz, xohlasanglar qo'shilinglar, borib ziyorat qilib qaytamiz dedilar. Rasul Akram aleyhissalom bu bilan nimani nazarda tutgandilar? Makkalik Quraysh kattalari musulmonlarni dushman tutib qaytarsa ham, lekin boshqa musulmon bo'lmagan arablarni ular qabul qilishardi odatda. Ular ko'pchilik bo'lsa, man qilish, ya'ni yo'lni to'sish masalasi hal bo'lib, bizga yo'l ochilarmikin degan umid ham bor edi. Madinadan tashqaridagi arablar qo'shilmadi. O'zingizlar boraveringlar dedi, biz bormaymiz sizlar bilan dedi. Lekin Madinadagi arablar qo'shildi. Va musulmonlar albatta bor. Jami 1400 kishi yo'lga tushdi va Makka mukarrama tomon qurmonliklarini yetalagan holatda, ihrom bog'lagan holatda labbayka aytib, demak, umra safariga otlandilar. Ular borishda Hudaybiyaga tushdi. Hudaybiya o'zi yo'l sal o'zgargan. To'g'ri yo'ldan yurmasdan boshqa yo'llardan borib Hudaybiyaga tushgan paytlarida Makka mushriklariga bu xabar yetib borgan edi. Ular keyin elchilarini jo'natishdi. Hudaybiya Makkaga yaqin joy. Makkaga yaqin joy. Ana o'sha joyga deb musulmonlar qo'lim topishdi. U yerda suv yo'q ekan. "Ya Rasululloh, bu yerda suv yo'q-ku", deyishdi. Shunda Rasul akram alayhissalom bir o'qni, nayzani yerga sanchidilar. O'sha joydan suv buloq bo'lib otilib chiqdi. Hamma suv bilan serob bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning mo'jizalari edi. Taomda ham shunaqa holat bo'lgan. Rasul akram alayhissalomning barakotlari bilan taom ham ozgina taom ko'paygan, hamma ovqatlangan. Ana shu holatda keyin Makkadan vakillar kelishdi. Sizlar, ya'ni ularning oldini to'sib Makkaga kirmaysizlar degan ma'noda vakillar kelishdi. Bir necha vakil keldi. Biri kelib ko'rib Makkaga borib Qurayshga aytdiki, sizlar Muhammad alayhissalotu vasallam u noto'g'ri tushunyapsizlar, urushgani kelmayapti, u ihrom bog'lab olgan odamlar bilan qurbonliklarni yetalab olgan, ular umraga kelyapti, to'smaylik, ziyoratni qilib ketaversin, deyishdi. Qurayshliklar unashmadi. "Yo'q, hech ham, biz shu yerda ekanmiz, ular kirmaydi, biz arablarni oldida nima degan odam bo'ldik, oldingi yili ular biz ahzob urushi bo'lgan edi, borib urush qilolmasdan qaytib keldik, endi ularni bu yerda kutib haligi qabul qilib o'tiramizmi? U dushmanku, dushmanga shunaqa ish qilar ekan birov, hech ham kirishmaydi. Boshqa vakillar boryapti, borib kelyapti. 3-4 vakil bordi, hammasi bir xil gap aytib keldi. Ya'ni Rasul Muhammad alayhissalotu vasallam ular u kishi boshliq musulmonlar va boshqa arablar ular ziyoratga kelishyapti, urushish niyati yo'q. Rasul akram alayhissalom mana buni har kelgan elchiga ochiq aytdilar. Qurbonliklarni ko'rsatdilar. Biz ihromdamiz, qurbonlikka tuyalar, qo'ylar yetalaganmiz. Urush yo'q. Tinch kiramiz, ziyoratni qilamiz, umrani qilib qaytamiz. Lekin Makka mushriklari unashmadi. Urvay ibn Mas'ud As-Saqafi degan kishi bor edi, Zuhruf surasida eslangan odam. Ya'ni ikkita shahardan biridagi ikki kishiga nozil qilinsa bo'lmasmidi Qur'on deyishganda, Valid ibn Mug'ira bilan Urvay ibn Mas'ud As-Saqafini nazarda tutishgan edi. O'sha Urva ibn Mas'ud Saqafi payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldiga elchilardan biri bo'lib bordi. U katta obro'li va diplomat odam edi. Makka mushriklariga aytdiki, "Men hozir boraman. Sizlar Muhammaddan kim xabar olib kelsa, uni
gapini qabul qilmayapsizlar. Sizlar menga ham shunaqa qilsanglar, lekin men uni ko'tara olmayman. Yo sen bor, sen ishni hal qilasan, deyishdi. Urva ibn Mas'ud borudi Rasululloh akram alayhissalom unga demak, o'zlari urush uchun kelmagan, balki tinchlik ziyorat uchun kelganini aytdilar. Shunda Urva ibn Mas'ud aytdiki, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga, mana bu sen hozir shuncha 1400 odam ekan, kelibsizlar, lekin agar qurayshliklar senga dushmanlik qilib qolsa, oldingdagi hozir senga sadoqat ko'rsatayotgan odamlaring tumtadaqay qochib qolarmikin deb qo'rqamanda, dedi. Bu gapdan maqsad payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning orqaga qaytarmoqchi edi va buni sobda o'zidan chiqarmoqchi. Biz qaytarmaymiz u, o'zingizlar qaytib ketaveringlar, yerda nizo chiqib qolsa 1400 ta odam borga o'xshagani bilan bular ketib qoladi yoningdan. Ular agar hujum qilsa degan gapni aytdi. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu juda qattiq g'azablanganlar. Bo'ralatib so'kkanlar Urvani. So'kib aytganlarki, Allohga qasam, Allohning dushmani, biz Rasul akram alayhissalotu vasallamga 1000 ta jon bo'lsa 1000 ta jonni beramiz. Sen nima deb o'ylayapsan? Juda qattiq unga juda qattiq gapirganlar. Keyin Urva ibn Mas'ud qarasaki, Rasul akram alayhissalotu vasallamning atrofidagi sahobalar Uzat aleyhissalatu vesselam'a hiçbir insanın kılınmayan ihtiramını gösteriyordu. Ki Urva gelip aitken, ey Kureyş degen, ben Kisra'nın huzuru da hem bulgen ben, Urum'a barıp imperatörlerin huzuru da hem bulgen ben, Mısır'ın kettelerini hem görgen ben. Bulgen ben, padişahlar huzuru da, muteber insanlar huzuru da köp bulgen ben. Bir artesi Muhammed'in ashabları onu hürmet kılgen, çelik hürmet tapmagen. Allohga qasam ki, tupursa tupugi yerga tushmayapti. Tahorat olsa yuzini yuvsa yuzdagi suv, yuzdan oqqan suvlar talashilyapti. Biror u og'zidan chiqqan gapga jonini fido qilib itoat qilib ergashyapti. Hech qachon ularga qarshi kurashib, ularni yengib bo'lmaydi. Yaxshisi kelishaylik. Ular ham nimalargadir ko'nsin, biz ham nimadir ularga yon beraylik, boshqa iloji yo'q degan. Shunda Sahl ibn Amr'ni vakil qilib jo'natishgan. Sahl kirib, Sahl uzoqdan kelgan kelayotgan paytda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam Sahl kelyapti-ku. Sahl degani osonlik degani. Ishimiz oson ko'chadiganga o'xshaydi deganlar. Keyin Sahl ibn Amr kelib sulh tuzgan. O'shanda Hudaybiya sulhi ana shunda tuzilgan. Ular bir qancha shartlarni qo'ygan, jumladan hozir kirmaysizlar Makkaga, qaytasizlar. Orqaga. Lekin evaziga biz ba'zi bir sizlarga qulayliklarni beramiz. U ham bo'lsa 10 yilga urush to'xtaydi, sulh qilamiz. Makkaliklar o'zi sulh qilishdan maqsad o'zlari ham kuch to'plash niyatini qilishgan. Kuch to'plab, yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, keyin hujum qilamiz degan niyatni qilishgan. Yana boshqa rejalari bo'lgan. Rasul akram alayhissalotu vasallam ularning juda ko'p shartlariga ko'nganlar. Asosiy ish shu bo'lganki, asosiy shartlar sizlardan Madinadan Makkaga birov kelsa, uni biz qaytarib bermaymiz. Lekin bizdan kim sizlarga musulmon bo'lib borsa qaytarasizlar. Endi Quraysh va unga ittifoqdosh bo'lgan qabilalardan birov musulmon bo'lib borsa, musulmonlar uni qabul qilmasligi kerak shart bo'yicha. Bu yil kirmaysizlar, kelasi yil kelib 3 kunga kelasizlar, qilichlar qinida bo'ladi. Boshqa qurol olinmaydi, nayza, o'qlar olinmaydi, faqat qilich bilan u ham qinida bo'ladi. Kirib umrani qilasizlar, 3 kunda qaytib chiqib ketasizlar. Lekin hozir iloji yo'q, qaytasizlar. U hokazo, mana shunga o'xshash 5-6 ta shartlar bilan sulh tuzildi. Sulh tuzilayotganda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam Hazrat Aliga yoz deganlar. Hazrat Ali bismillahirrohmanirrohim desa sahal aytganki, biz unaqa bismillahirrohmanirrohimni bilmaymiz. Biz bismikallohumma. Bizni bismillohimiz shu, shuni yozdik degan sahal. Shunda Rasul akram alayhissalom xo'p deya aytganini qildi deganlar. Hazrat Ali roziyallohu anhu norozi bo'lib yurib uni yozganlar. Keyin bu Muhammad Rasulullohning rasuli Muhammad bilan Sahl ibn Amr o'rtasida Quraysh musulmonlar o'rtasidagi sulh deb matn boshlanayotgan paytda Sahal aytganki, agar seni biz Allohning rasuli deb tan olsak, sulhga hojat bo'lmasdi, chunki urush bo'lmasdi. Biz seni ehtirom qilayotgan bo'lardik. Biz seni rasulligini tan olmaymiz-ku. Otangning nomi bilan yoz, Muhammad ibn Abdulloh deb yoz. Yozsin degan.
Endi Rasul akam aleyhisselam özleri yazmaydılar. Özleri yazıştığını bilmediler. Hazreti Ali yazıyken. Hazreti Ali'ye öçür. Muhammed Resulullah'ın öçür. Muhammed İbni Abdullah deyip yaz. Degende Hazreti Ali, ya Resulullah, ben sizin isminizi öçürmeyim ben deyirler. Öçürür deseler ya öçürmeyim ben deyirler. Şimdi körsat kayırge yazdığını öçen. Bana bu cahay. Resulullah akam aleyhisselam özleri öçürgenler de indi yaz deyirler. Keyin Muhammed İbni Abdullah, Allah'ın Abdullah'ın oğlu Muhammed bilen deyip sulh metni yazılgen. O şey şartlardan biri, demek Mekke'den bargen, Müslüman bulup bargenlerini Müslümanlar kaytarış gerekti. O şey sulh bulup duruyen payette o sahilinin oğlu vardı Ebu Cendel. O şey Müslüman bulup kep kaldı. O Müslüman idi o. Onu bağlayıp koygen idi. Zancir bent kılıp bağlayıp koygen idi. O zancirini üzüp eplep Müslümanlarca koşulup alay edip yetip geldi Ebu Cendel. Yaşı git bu gene kendi şu vakti. Ebu Cendel'ni görüp sahil etti ki sazı semine şart düz diye bizden sizlerge yetip gelgen, sizlerge koşulgenlerini kaytarıp bir şeyler gerek. Suluh tüzülgenlerken yetip geldi bu. Doğru mu degen? Ha doğru. Kaytadı arka gedegen. Kendi oğlunu vurup şapala bulan sağgen. O kendi Ebu Cendel bakırgen. Ey Müslümanlar bu kanaka bedatlik. Men müşriklerin zulmünden kaçıp gelsem o sizler beni müşriklerce tapşır varsayırlar. Deyip narazilik manası da etken. Şimdi Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Cendel'e etkenler. Ebu Cendel sabır kıl. Biz sulh tuzdik. Şimdi vefa kılıçımız gerek. Biz vaade verdik degenler. Hazreti Umar hem etkenler. Ebu Cendel özgünü bas. Biz vaade verdik. Şimdi bunge vefa kılıçımız gerek. Otası onu kaytarıp ap ketken ki. Bu hem hikmet bugün eken. Keyin hikmetleri çıkan. Ana şunda sahabalar cüde kattığı narazı buluşken. Ne gelirse Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam kayıtçıken razı bulgenlerken razı buluşken. Bir adam kayıtçıken razı buldular. İkinciden Müslüman Ali Ebu Cendel Müslüman bulup geliyordu onu kabul kılmadılar. Bir karagende nihayet Ali'ye nahaklik ve şu bilen birge çekiniş. Şunun için Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cüde kattık kızışkenler. Ya Allah'ın Resulü, Allah'ın hakikaten Resulü, doğru mu? Ha, doğru. Dinimiz hak, doğru mu? Biz haktamız mı? Onlar batıldan mı? Niye biz dinimizi peskeçlerge taptatıp koyuşumuz gerek? Uruşaylık, ahire geçe barayalık. Resulü Ekrem aleyhisselam yok. Ey Ömer, bilip koy. Sen beni peygamber deyip tanırlasan mı? Allah özünde Resulü'nü beni zayi kımaydı. Onu bastılar. Hazreti Ömer raziyallahu anh'ın barıbır basılmadı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın aldığı gibi ya Ebu Bekir. Bu kişi Allah'ın nebisi mi? Şunda oku. Şunda oku. Bizim dinimiz hak mı? Haktamız mı biz? Ha şunda oku. Onlar müşrikler batılı da mı? Ha şunda oku. Yani niye biz onlara hazır? Kayıt ise kayıt peki uğramız. Şunda Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ayetler ki sen Resul-i Ekrem aleyhisselamın hükümlerine razı bul. İnşallah Allah özünün Resulü'nü hiç kaçan zayi kılmaydı. Dediler Ebu Bekir radıyallahu anh'ın. Sahabalar keyinçelik hem bana şunu esneşken, Enes bin Malik radıyallahu anh'u etkenler, başkaları hem etken. O şey vakitte biz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi olmasam, haliki Urva ibn-i Mesud etkendik, canını fida kıladığın sahabalar bu yerge, bana şu meseleye gelgende, onlar açık karşı yapışma diyor, lakin Resulullah'ın sözlerine yürüşge hem özleri de kuvvet tapışalmadı, desle. Resulullah Ekrem aleyhissalam sulh tügegenden keyin, boldu. Biz kaytadigan bo'ldik-ku. Bo'ldi-ku endi qaytiladigan bo'ldik-ku. Bo'ldi. Qurbonlikni qilib shu yerda sochni oldiramiz. Dedilar. Qurbonlikni qilib sochni oldiramiz deb buyursalar hech kim qimirlamadi. Shunda Ummu Saloma roziyallohu anhoning chodillariga kelib, bunaqada qavm halok bo'ladi. Chunki oldingi payg'ambarlarga ham qavmi itoatsizlik qilib halok bo'lgan. Deganda Ummu Saloma roziyallohu anho aytganlarki, siz o'zingiz qurbonlikni soyib, sochni oldiring, bo'lsa sahobalaringiz hozir og'ir. Shunda ular ortingizdan baribir shu ishni qilishadi, deb maslahat berganlar. Shundoq bo'lgan. Sahobalar Rasul akram alayhissalotu vasallamning qarorlari qat'iy, orqaga qaytishdan boshqa iloji yo'qligini tushunib yetish bilan keyin ular ham qurbonliklarini qilib, sochlarini oldirib, mana shu, deb orqaga qaytishga yo'lga tushishgan. Qaytayotganlarida keyin inna fatahna nozil bo'lgan. Qaytib kelayotganlarida yo'lda Inna Fathana surasi nozil bo'ldi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytganlar.
Enes bin Malik radıyallahu anhu aytadılar. İnne fetahna suresi nazil bo'lganda fawzan azima gacha nazil bo'lganda Rasulullah akram aleyhissalatu vesselam Hudaybiyye'den qaytayotgan edilar. Müslümanlar ise nihayette mahzun, öte teşvişke kömülgen idi. Çünkü onlar kurbanlıklarını Hudaybiyye'de soyuştu. Kurbanlıklarını özü haram gelip kere soyuş gerekirdi. Ziyaret ham olmadı, kurbanlık ham göğe ada tapmagendik bu kaldı. Mana şu köp cihattan onlarga aliye zarba buldu. Sulhta ham görünüşten Müslümanlarga zarar bulgenlerseler adaletsizlikler barıdı. Şunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam lekin Allah'ın emri bilen iş kılardılar. Uzat aleyhissalatu vesselam'a Fath surası nazil buldu yolda. Uzat ettiler ki bu keçe menge şunda bir ayet nazil buldu ki dünyayı ondaki hemen arsından göre bana şu sura menge mehbub rakı buldu. Degenler. Yine bir hadiste İmam-ı Bukhari rivayet kılgen hadiste geledi ki Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam kuyaş nuru çıkken ki caybar öşenden göre menge mehbub bolgen bir sura bu keçe nazil buldu dediler. Ve inna fetahna surasını tüyede ketiyip okup ketkenler. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ayet dediler. Bir kişi arkamdan çapkullab kep kaldı. Men Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'a o kişi Uzat aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'ini çakırken de Uzat Hazreti Ömer cevap vermeyen ekenler. Üç ümmete çakırdılar cevap vermedi Hazreti Ömer. Çünkü haliki halet. Bu nihayette istiraptaki halet. Keyin kılıçke bu Ali Hazreti bu halet bu oluşke bu olduğu özleri afsıkıp kaldılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir edeplik kıldım. İş kılıp min hakkımda bir artı ayet nazil bulmasa da deyip hafta türüp ben dediler. Birden özlerini özleri kaydedilir. Anen seni yok etsin. Ne bu senin bulgur Ömer? Resulullah aleyhissalatu vesselam çakırsalar, gepirsalar, cevap kılmadığına deyip özümün cüde katlı kaydedim dediler. Keyin bir artı ayet nazil bulmaz mıkin degen haf geçişip kaldım. Ketiyesem arkamdan bir artı bakırıp haykırıp kip kaldı. Ana men haqimda oyat nozil bo'ldi yo degan xavfda turgan edim. Shunda u kelib aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir oyat nozil bo'ldi. Ana o'sha oyatni xush xabarini aytdim dedi. Va Rasululloh akram alayhissalatu vasallam bilan keyin ular Rasululloh akram alayhissalom Hazrat Umarga ham yetishib oldilar va Uzot alayhissalatu vasallam inna fatahnani Hazrat Umarga o'qib berganlar. Öşende Abdullah ibn Muğaffal aytadılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda keliyekken de inna fetahnanı tüyede nihayette güzel bir ahang bilen terennüm bilen okudular. Eğer aldığımda şu Resulullah Kerem aleyhisselamın ahanglarını işlemem deyip adam toplanıp beni adamlar haliye bastı bastı kıvarıştan korkma genim de mi öşe Resulullah'ın ahanglarını sizlerge hazır taklidini kılıp birerdim degenler. Başka rivayette taklidini kılıp ham birgenler. Başka rivayette geledi, kılıp halik ahangını hem çıkarıp bergenler Abdullah ibn Muğaffal. Keyinçelik Abdullah ibn Muğaffal'dan bu ahangını rivayet kılgenler hem var. Biz bunu İmam Tirmizi'nin şemailerini örgeniş mabendi de bu hadislerini ve tefsirini örgenip ötkenmiz. Ana şu bilen inne fetahna surası nazil buldu. Bana şu surada karayın, biz sizge fetahını verdik değildi. Fethalı bulganı yok ki özü. İkide mana var. Birincisi Hudaybiyye'nin özü sizge fetih buldu. Ne gedirse indi sulh tuzuldu. Bazı kabileler Kureyş bilen ittifaktaş, bazı kabileler Müslümanlar bilen ittifaktaş buldu. İndi arada uruş yok lakin. İndi Müslümanlar bilen hahlıgen adam sulh tuzuşu mümkün. Kureyş bilen hem hahlıgen adam sulh tuzuşu mümkün. Ve Müslümanlar indi davetini kılıçları mümkün. Hudaybiyye sulhudan keyin Müslümanlarga emin erkinlik buldu da ular davetini başlayıp barıştı. Aldın bir cahaya davetine barış kıyın idi. Asasen futuhatlar şunun için bulgen. Barıp, mesela bir Arap kabilesi ki İslam'ını yetkizlemen deyse ular kabul kurmasındı. Bargan elçini öldürüşerdi, harb alakılışerdi. Hudaybiyye sulhuda hem hutuşun göğüşeş haletler bulgen. Resulullah Ekrem aleyhisselamın elçilerini sal kalgen, Kureyş öldürüp koyuşuyor. Atını soyu barışken, özünü hem öldürüp koyuşuyor. Ula onu soyup, özünü hem, özüge hem kas kılgen peyitte. Habeşiler kutkarıp kalgen.
Mana shunaqa vaziyat edi. Sulhdan keyin esa endi tajovuz qilish mumkin emas bo'lib qoldi. Bu musulmonlar uchun katta fursat bo'ldi. Haqiqatan fath bo'ldi. Musulmonlar da'vatni boshlashi bilan va ro'aytan nasa yadxuluna fi dinillahi afwaja. Odamlar top-top bo'lib musulmon bo'la boshladi. Quraysh sulh tuzib o'zi imkoniyat, o'ziga imkoniyat istagan edi, o'zining zarariga ish qilib qo'ydi. Uni o'zi bilmay qoldi. Lekin endi sulh tuzilib bo'lgan. 10 yil urush yo'q, kelishuv bo'lgan. Bu bir jihatdan fath edi. İkinci jihatdan biz senga fathni berdik deb Alloh kelajakda Makka fathini Rasul Akram alayhissalotu vasallamga va'da qilgan. Nega o'tgan zamonda so'zlagan? O'zi 1 yildan keyin bo'lgan fath. Keyin 1 yil emas 2 yildan keyin bo'lgan. Keyin bo'lgan fath. Lekin nega 2 yil oldindan fathni berdik deyilyapti desa, chunki Alloh subhanahu va taolo bo'lishi muqarrar. Geleceğini takdirini biladi ki. Bu oluşu mukarrar narsa bo'lgani uchun onu o'tgan zaman fe'li bilan ifoda qilgan. Shuning uchun bu yerda fathdan murod Hudaybiya sulhi ham bir jihatdan fath, lekin o'zi Makka fathini va'dasi hisoblanadi. Oyatning asosiy mazmuni Makka fathining demak xush xabari. Rasul akram alayhissalom Hazrat Umarga o'qib berib, "Ey Umar, Alloh va'da qildi fathini, xursand bo'l" deganlar. Keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu yozilib xursand bo'lganlar. Chunki u zot shijoat bilan tudi-ku. Orqaga chekinishni istamas edi. Hudaybiya sulhi orqaga chekinish edi, lekin bir qadam orqaga, ikki qadam oldinga edi. Ikki qadam emas, 10 qadam oldinga kerak bo'lsa. Ana shundoq, demak, fathni nusratning, demak, g'alabaning bashorati bilan sura karima boshlanadi. Oltinchi hijriy sanada Rasul akram alayhissalotu vassalom 55-56 yoshlar bo'ladilar. Sura-i Kerime'de o mana şu Hudaybiya sulhida yana bir hadise bo'lgan. Hazreti Umar radıyallahu anhu ga Rasul Akram aleyhisselam sen borib Makkaliklar bilan mana bu bo'lgan masalani gaplashib ki biz urushgan kelmaganmiz shuni tushuntir deganda Hazreti Umar aytganlarki ya Rasululloh bilas men qattiqman. Ular bilan ishni buzib qo'yaman. Qolaversa ular meni yomon ko'rishadi. Ular ham bu yerda ham meni himoya qiladigan odamim yo'q. Ular ham menga tajovuz qiladi. Usmonni yuboring deganlar. Keyin Hazreti Rasul Akram aleyhisselam Hazreti Osman'ı yuborganlar. Hazreti Osman Mekke'ye kirişi bilen o kişinin aban himayesi algan ve Hazreti Osman raziyallahu anhu lekin biraz o şu müzakere bilen uzak kalganlar. Keyin gap tarqagan Mekke müşrikleri Osman'ı öldürüşte degen gap tarqagan. O haber Hudaybiyye'ye yetip gelgen payette Rasul Akram aleyhisselatü vesselam indi iş ciddileşip gitti. Endi biz bir tadorik ko'rmasak bo'lmaydi shekilli deb keyin bay'at olganlar. O'shanda bir daraxtning ostida o'tirib bay'at olganlar. 1400 o'sha birga kelayotgan ziyoratchilar Rasul akram alayhisolatu vasallam bilan. Hammasi Rasulullohga bay'at qilgan, jonimiz borimiz bilan sizni himoya qilamiz va agar urush bo'lsa urushga ham tayyormiz. Biz demak mana shu bay'atni qilamiz deb Rasul akram alayhisolatu vasallamga bay'at qilishgan. Ana o'sha bay'at haqida oyat boradi. Innal ladina yubay'unaka innama yubay'una Alloh yadullohi fawqa aydihim. Senga bay'at qilganlar ular Allohga bay'at qilishdi. Allohning qo'li ularning qo'li ustidadir. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Kim bu va'dani bay'atni buzsa o'ziga zarar. Kim ahdiga vafo qilsa Alloh unga buyuk ulug' ajr beradi. Diye ayet nazil bo'ldi. Nega ularga mana bu oyatda sizlar bay'atni Allohga qildinglar degan gap ta'kidlanyapti. Mabodo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni agar sizlar oramiz biror u kishiga biror kori hol bo'ldi degan gapni sizlar eshitganda ham eshitganinglarda ham orqaga chekinmanglar. Chunki va'dani Rasululloh alayhissalotu vasallamga ko'rinishda, lekin asli va'da Allohga. Allohga va'da qildinglar. Bay'at berdinglar, endi sizlar oxirgacha mana shu bay'atga vafo qilinglar, zotan Alloh hamisha hayotdir degan ma'noda ularning bay'atini Alloh subhanahu va taologa bay'at deya atalgan. Ikkinchi jihatdan Allohga bay'at berdinglar, endi vafo qilinglar, Alloh hamma narsani kuzatib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi narsani ko'rmay qolishlari mumkin, ba'zisini sezmay qolish mumkin, lekin Alloh ko'rib turadi. Uchinchidan Rasululloh alayhissalom sizlarga o'xshash inson
o kişi bazen sizlere yardım vermeye kalışı mümkün. Lakin Allah'a bayat verdiler, Allah sizlere yardım verir. Şunun için yadullahi fevkaidihim, Allah'ın kolu onlarının kolu üstündedir değil. Bu hem müteşabih ayetlerden senelet. Hiç kaçan Allah'ın kolu, yani bir ağzı açıp onların kolu üstüne çıkken diyen gapi yok. Allah çünkü münezzeh bunda narsalardan. Lekin bu yerde mecaz var. Yani sizlerini Allah kollab kuvvetleydi. Degen mana çünüledi. Yani bir kişi bayat vermezden darahtı arkasına, ulağın arkasına bekini buladı. O münafık buladı. O vaziyete karar işkilemen deydi. Eğer Müslümanlar alıp gelirse, ulan tamam, bu türlü uğramaz. Bu mesela bayat kıp koysam ki, iş çatlağı bakarsa, ki candan keçişke doğru kip kaladı. Deyip bayattan baş tartıken buladı. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam hacge baramız yürüyler degen de Medine'nin etrafındaki Arabiler biz iş hazı bala çakalarımız bilen yığın terim vakti işimiz köp o herkese degen bahanelerine ayetişken Kur'an-ı Kerim'de kengi ayetlerde onlarının gapi yalgan iken ayetledi. Yaqulunu şagaletne emualuna ve ehluna festağfirlene. Biz yani tirişçiliği bilen bala çaka bilen bant bop kaldık hacge baramıyımız bizge hem Allah'dan mağfura sorab dua koyasız deyip yumuşak gepler bilen Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam özür açmakçı bol işken. Allah ayetledi ki yekuluna bi elsinatihim ma leyse fi kulubihim. Onlar kalbide yok narsanın tili bilen açışken et. Sen onlara ayet. Allah eğer sizlere bir balanı irade kılsa kim sizlerini kutkara aladı? Ahir kalbilerini Allah biledi ki. Mana bu ayet o şu vaktindeki Arabiler hakkında nazil bulgen bu saham özü umumi. Yani kalbide yok narsanı ayetip özür ayetiş bu müminin hislatimiz bu. Xuddi mana shu holatni siz bilan biz hayotda ko'p uchratamiz. Masalan, haqiqiy, masalan aytaylik, bir do'stingiz bor, yaqiningiz bor, yo boshqa odam bor. Siz undan yordam so'rab qolasiz gohida. Asosiy aytaylik, mana din yo'lida siz aytaylik, bir undan ko'mak so'radingiz. Yo'inki bir yaxshi amalda undan sheriklikni talab qildingiz. Bor gapni aytmasdan qalbida yo'q gapni aytsa, mana shu oyatdagi ma'no tanqidni ostiga kiradi. Ya'ni qalbida yo'q gapni aytish umumining ishi emas bu. Bor gapni aytish kerak, men hozir bora olmayman deyish kerak bo'ldi. Undoqda, bundoqda degan yolg'onlarni qalbida yo'q gaplarni, yolg'onni qo'shish bu noto'g'ri, bu xato va munofiqlarning ishi hisoblanadi. Shunaqa holatlar bo'ladi-ku. Masalan, juda ko'p uchratishingiz mumkin. O'zi hozir bo'sh vaqt. Bu vaqt bo'sh bo'ladi, yo'inki zarur ish yo'q. Aytaylik, bir iltimosni qilsangiz, juda hozir band edim deydi. Yo'inki aytaylik, hozir mol turib qolgan, sotilmagan deydi. O'zi savdo zo'r ketayotgan bo'ladi. Bu gaplar, demak, yolg'on gap, qalbda yo'q gaplar. Bor gapni aytish kerak. Men hozir shuni qila olmayman. Siz bilan bora olmayman. O hakeza, bana şundan buluş gerek. Aslında ise gap başkaydı. Bazılantum elleyyen qaliber rasulü vel mu'minune ila ehlihim ebeden. Belki sizler aslında başka hayal değiller. Değil yaptı. Onlar ki hitap kılıyor yaptı. Arabiler geldi. Sizler ayet öyle geldi ediler ki bunlar hazır 1400 adam kedi yaptı. Müslümanlar sanalı adam. Bunlar kayıtmaydı arkaya. O Araplar kırıp taşıydı bulan. Ötgeyle özü ahzabda gelip haligi maqsadga yetolmay ketishgan edi. Bu yil endi bular o'zlari oyog'i bilan boryapti. Bularni ular qo'yib yubormaydi, qurib tashlaydi. O'shaning uchun biz yaxshisi bular bilan bormay qo'ya qolaylik deyishgan edi. Gap bu yoqda edi. Sizlar Alloh haqida ana shunday yomon gumonda qilgan edinglar, ya'ni Alloh musulmonlarni himoya qilmaydi degan yomon gumonda edinglar. Kim Alloh va rasuliga iymon keltirmasa, biz kofirlarga do'zaxni va'da qilganmiz deyiladi. Ondan keyingi oyatlarda. Lekin bu urushda bu umraga sen bilan birga bormaganlar bor-ku, deyiladi keyingi oyatlarda. Agar haligi muvaffaqiyatga erishish, o'ljaga erishish agar ularda bir taxmini bo'lsa, unda sen bilan birga borishardi ular. Bu gal esa ular gumoni noto'g'ri. Ana shu yomon gumon bilan ular qolishdi.
sen ularga ayt. Yaxshi, bu sefer bahana aytdinglar. Lekin keyingi seferler rasmona urush bo'lib qoladi. Ana unda nima qilasizlar? Ana unda agar gapinglar rost bo'lsa, mana hozir bola chaqa bilan band, ishimiz bor deyapsizlarmi? Keyingi sefer ko'ramiz qani. Agar itoat qilsanglar ajr olasizlar. Agar itoat qilmasanglar unda sizlarga azob haq bo'ladi, gapinglar yolg'onligi oshkor bo'ladi deb aytdi. Lekin ko'zi ojiz, jismoniy bir imkoniyat cheklangan kishilar mustasno, ularga gunoh yo'q degan oyatlar keladi. Undan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo o'sha daraxt ostidan bay'at qilganlardan Alloh rozi bo'lganini e'lon qilgan. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Alloh senga daraxt ostida bay'at qilgan mu'minlardan rozi bo'ldi. Bu yerda mu'minlar alohida ishlagan. Chunki boshqa arablar ham bor edi u yerda bay'atda. Lekin Alloh mu'minlardan rozi bo'ldiki, chunki ular iymonda edi. Ularning qalbidagini Alloh bilar edi. Ular Makkani ziyoratini istashayotgan edi. Tashvishlarini ham Alloh bilib turar edi. Alloh ularga sakinani, xotirjamlikni nozil qildi. Va ularga yaqin kunda bo'ladigan fathning, demak, bashoratini berdi, mukofotini berdi deyiladi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Alloh mana shu Hudaybiyada sizlar urushmoqchi bo'ldinglar, lekin Alloh sizlarni urushdan to'xtatdi. Rasul akram alayhissalom sulh tuzib urush bo'lmadi. Sahobalar urushmoqchi edi. Jang qilib bo'lsa ham kelamiz, ziyorat qilib qaytamiz. Nimaga ular bizga nohaqlik qiladi? Deyishayotgan edi. Oyat kalimada ajoyib bir bizga o'g'it bor. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. Ana o'shanda Alloh subhanahu va taolo Makka ahli bilan urushdan ularni saqlashini bitta sababi Makkada musulmonligini hali oshkor qilmagan musulmonlar bor edi. Ular u yerdagi vaziyatdan kelib chiqib, siyosiy vaziyatdan kelib chiqib musulmonligini oshkor qila olmasdi. Lekin ular mu'min edi. Agar sizlar jang qilib kirganingizda bilmasdan ularni sizlar musulmonligini hech kim bilmaydi-ku, qalbida iymoni bor xolos. Uni sizlar ularni sizlar o'ldirib qo'yishingiz mumkin edi. O'sha musulmonlar qarang. O'sha vaqtda Makkada nechta musulmon bo'lgan shunaqa iymonini yashirib yurgan desa, 10-15 ta musulmon bo'lgan ekan xolos siz. 10-15 ta musulmonning himoyasi uchun Alloh sizlarni mana bu urushdan saqladi. O'sha 10-15 ta mu'min musulmonni bilmasdan o'ldirib qo'yib, keyin afsus qilib qolmanglar deb Alloh sizlarni urushdan tiydi deyiladi oyatda. Bundan nima tushuniladi? Ko'rinishda Makka mushriklari bilan birga yashayotgan, lekin qalbida Allohga rasuliga iymoni bor odamlar borligi uchun Alloh ularni urushdan to'xtatdi. Hozir ba'zi bir toifalar nima qilyapti? Men musulmonman deb turgan xalqni sen kofirsan deb boshiga qilish tortmoqchi, o'q bilan ularga o'qtalmoqchi. Vaholanki Qur'on Karimda aytilyaptiki, sizlarni Makka mushriklari bilan urushdan to'silishingizga bir qancha sabab hikmatlar bor. Shulardan biri asosiysi shuki, u yerda sizlar tanimaydigan musulmonlar, mu'minlar bor edi. Bilmasdan ularga sizlar qilich ko'tarib qo'yib, keyin afsus qilib qolishingizdan Alloh sizlarni asladi, deyapti. Demak, ba'zi bir yurtlarda masalan musulmonlar bo'lsa, siz o'sha musulmonlarning hurmatidan o'sha tomonga, demak, kerak bo'lsa, dushmanlikni qilmay turish kerak bo'ladi. Mana shu narsa islom tarixida bo'lib o'tgan hodisa. Lekin hozirgilar nima qilyapti? Hamma musulmonman deganlarni sen kofirsan deb o'ldirmoqchi bo'lyapti ba'zi bir mana bu jangari toifalar. Demak, Qur'on asli boshqa tushunchani, boshqa islomni bizga o'rgatadi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqq." Alloh payg'ambarining tushini ro'yobga chiqardi. Sizlar Masjidul Haromga emin erkin sochingizni oldirib, qirdirib borasizlar inshaalloh. Va sizlarga Alloh subhanahu va taolo yaqinda fathni nasib qiladi degan oyat
nazil bo'ldi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam tush ko'rgandilar. O'sha tushga tushni ta'vilini qilib, ta'birini qilib umraga yo'lga chiqqandilar. Borishdi. Lekin Rasululloh akram alayhissalom sochlarini oldirib qurbonlikni qildilar. Lekin orada munofiqlar ham bor ekan. Ali arablar ham bor-ku, munofiqlar ham bor ekan. Ular kelib ta'na qilishdi. Bordik. Hech qanaqa soch ham oldirganimiz yo'q, qurbonlik ham qilganimiz yo'q. Yo'ldan qaytib keldik. U payg'ambarning tushi ham bizni aldadi. U bo'lmagan tush ekan u, deyishdi. Shunda shu oyat nozil bo'ldi. Yo'q, Alloh rasulining tushini ro'yobga chiqardi. Hali fath bo'lmagan. Hali fath bo'lgani yo'q, lekin bo'lishi muqarrarligiga ishora sifatida mana shu oyat nozil bo'lgan ekan. Yo'q, ro'yobga chiqardi, ya'ni ro'yobga chiqishi muqarrar. Haqiqatan keyingi yillarda Alloh rasuli akram alayhisolatu vasallam haj umra qazo umrani qildilar, keyin Makkani fath ham nasib bo'ldi. Huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi. Alloh shunda zotki, u o'zini rasulini, o'zining elchisini hidoyat va haq din bilan yubordi. Nima uchun? Li yuzhirahu ala ad-din kullihi. Hamma dinlardan bu din ustun bo'lishi uchun. Va kafa billahi shahida. Alloh o'zi guvohlikka yetarlidir. Muhammadur rasululloh. Muhammad Allohning rasulidir. Muhammad so'zi Oli Imronda keldi, ha? 4 ta joyda keladi. Va Muhammadun illa rasul Oli Imronda keldi. Keyin allazina kafaru da keldi, ha? Mana bu inna fathanada Muhammadur rasululloh, yana Muhammad ismi kelyapti. Ahzobda va Muhammadun yo ma kana Muhammadun aba ahadin ahzobda keladi. Demak, Oli Imronda 1-chi, Ahzobda 2-chi, Muhammad surasida 3-chi, Fathda 4-chi oyatda Muhammad ismi kelgan. Ahmad bitta kelgan. U Saf surasida keladi. Keyingi ertagalik suhbatlarimizda uni o'rganamiz. Rasul akram alayhisolatu vasallamning demak Muhammad ismlari Qur'onda 4 surada kelgan. Oxirgisi mana shu Fathda kelgani mushaf tartibi bo'yicha va undan keyin Ahmad ismi esa Saf surasida keladi. Muhammad Allohning rasulidir. U bilan birga bo'lganlar esa, ya'ni musulmonlar, sahobalar. Ular kofirlarga qattiq qo'l, o'zaro rahmdildir. Ularni sen ruku sajda qilgan holatda, Allohning fazlini umid qilib, Allohning roziligini umid qilib ruku sajda qilgan holatda ko'rasan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ularning yuzlarida sajdaning asari bor. Sajdaning ziyosi bor, nuri bor, sajdaning belgisi bor. Bu ularning Tavrotdagi misollaridir. Tavrotda ham sahobalar mana shundoq ta'riflangan ekan. Ular ko'p namoz o'qiydigan odamlar, ibodat qiladigan odamlar bo'ladi va ularning yuzida sajda barq urib turadi. Sajdaning izi alomati bo'ladi degan ta'rif Tavrotda ham kelgan ekan. Va mataluhum fil Injil. Bu Injilda ham kelgan. Sahobalarni Alloh subhanahu va taolo o'simlikka o'xshatadi. Ular bir o'simlikka o'xshaydi. Ular oyoqqa turib, haliga nima, mana o'simlikni birinchi eksangiz zaif bo'ladi. Keyin sekin baquvvatlashib, novdasi qotib, yaxshi o'zini tutgandan keyin nima bo'ladi? Yu'jibul kuffar. Liyaghidha bihimul kuffar. Kofirlar g'azablanishi uchun yoyinki yu'jibu zurra dehqonga dehqonni quvnatadigan holatga keladi. Liyaghidha bihimul kuffar va bu bilan demak kofirlar g'azablanadi, achchiqlanadi. Sahobalar boshida zaif bo'lib harakatni boshlashgan edi. Keyin ular haligi butun daraxtga aylanib go'yoki ildizlari yerga singan, o'zi esa zabardast bir daraxtga, o'simlikka aylanib, xuddi dehqon ularni ko'rib xursand bo'lganini singari mu'minlar xursand bo'ladigan bir quvvatga ega bo'lishdi. Va bundan lekin kofirlar achchiqlandi. Yoyinki boshqa dehqonlar achchiqlanadi, ya'ni hasad qilgan dehqon ikkinchi dehqonning o'simligiga achchiqlangan bo'lishi mumkin-ku, shunga o'xshash. Kuffar so'zini demak ba'zilar dehqon deb tarjima qilsa, ba'zilar kofirlar deb tarjima qilgan.
Şu tercümede kafirler deyip tercüme kılgen, kılgen de bunu İmam Malik eytediler ki İmam Malik'in huzurlarında bir adam Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın sahabeleri hakkında nalayık söz eğitip kaldı. Şunda İmam Malik eytediler ki Resulullah'ın sahabelerinin natoğru gebbelen İslam'ı. Çünkü onlardan fakat kafirler açıklanırdı. Onların fakat imansızlar yaman köredi degenler. Ve etkenler ki bana şu ayetki kirip kaladı. Şunun için demek sahabeler hakkında fakat yaxşı söz eğitiş ahli sünnenin itikadı onların menhece kısablanırdı. Allah subhanahu ve teala iman getirip amel salih kılgenlerge mağfurat ve uluğ acırını vaada kıladı degen ayet bilen sure-i kerime yekünüge yetedi. Bu surede Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın en hursançilikler toplangan sure, Uzat aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarını tarif kılgan sure ve bu sure tasavvuf meşayihleri, bizde Nakşibendi tasavvuf meşayihlerinin vazifelerden hesaplanadı. Onlar adeten İnne Fetehne suresinin peşinden keyin okuşunu özlerine vazife kılıp alışken.